Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir flip flop dönüşümü nasıl yapılır bunu görüyor olacağız. Aslında mantığımız şu. Diyelim ki benim elimde bir tane SR flip flopu var arkadaşlar. Ben bunu JK'ye çevirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Soru bu. Bu kadar basit. Ve bunu yapmak için 4 tane adım var arkadaşlar. Hepsini tek tek inceliyor olacağız. Birinci adımımız şu. İstediğim türün karakteristiğini bulmam lazım arkadaşlar. Bunu ben önce not alayım. Daha sonrasında biraz daha açacağım. İkinci adımımızda ise arkadaşlar elimdeki flip-flop'un excitation tablosunu alacağım. Üçüncü adım arkadaşlar elimdeki bakın burası çok önemli elimdeki flip flop için boolean cebir ifadelerini çıkaracağım buraya boolean yazıyorum sadece dördüncü adımdaysa çizim yapacağım arkadaşlar bakalım gerçekten bu kadar kolay mı şimdi ben size desem ki benim elimde bir tane JK flip flop var bunu D flip flopuna çevirebilir misin arkadaşlar soru çok basit istediğim flip flop nedir bakın buraya diyorum ki istek nedir D. Tamam. Peki benim elimdeki nedir? Şöyle buraya da elimdeki yazıyorum. Elimdeki de arkadaşlar J, K. Ne yapacakmışım ben? Elimdekinin excitation tablosunu alacakmışım. Tamam. Gayet kolay. Excitation tablosunda Qn ve Qn artı 1'in değerleri olması gerekir. Ben bunu biliyorum. Bakın şöyle sol tarafa geldim. Qn, Qn artı 1 dedim. Ve buna karşılık olarak bir JK tablosunda J ve K'nin değerleri diğer tarafta olacaktır. Qn, Qn artı 1'in iki tane oldukları için arkadaşlar 4 farklı kombinasyonu vardır. Bunları yazıyorum. 01 Karşı tarafta da J ve K'leri doldurmam lazım, değil mi? Artık ben bu tabloların nasıl geldiğini anlatmayayım. Çünkü çok fazla yaptık. Sizin de biliyor olmanız lazım. J için arkadaşlar 0, 1, çarpı, çarpı, K için çarpı, çarpı, 1, 0 olarak gelecektir. Bu ne benim için? Elimdekinin excitation tablosu. Gayet güzel. Peki şimdi ne yapmam lazım? İstediğimin karakteristik tablosunu bulmam lazım. Yani D flip flopunun karakteristik tablosunu yazacağım arkadaşlar. Bu da bakın gayet kolaydı. Yine bir Qn değerimiz var. Bir de D değerimiz var değil mi? Karşılığında da Qn artı 1 gibi bir değer elde ediyoruz. Yine 4 tane ihtimalim var. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, bir. Her ikisi de 0 olduğu zaman arkadaşlar ben biliyorum ki Qn artı 1 0 çıkacaktır. 0 1 de arkadaşlar 1 çıkacaktır. Sonra tekrar 0 sonra tekrar 1. Diyeceksiniz ki hocam bu noktada ne yapacağız? İşte burası kritik nokta arkadaşlar. Bu iki tabloyu birleştireceğiz ama dikkat edin her zaman excitation tablosu birleştirilir. Yani bakın buradaki j'yi alacağım buraya koyacağım arkadaşlar. Buradaki k'yi aldım buraya koydum. Dikkat etmek istediğim şey ise şu. Bakın hem qn sıfır hem de qn artı bir sıfır iken benim j değerim sıfır k değerim umursamıyorummuş. Bakın qn sıfır qn artı bir sıfır. Demek ki burada diyebilirim ki j değerim sıfır olacak k değerim umursamıyorum olacak. Daha sonrasa bakıyorum qn değerim sıfır qn artı bir değerim bir. Yani buradaki ikinci satır arkadaşlar. Bu durumda da j değerim bir k değerim umursamıyorum olacakmış. Daha sonrasında Qn'in bir Qn artı birin sıfır olduğu durum. O da bakın üçüncü satırım. Burada da çarpıya bir olacakmış. Son satırda da çarpıya sıfır olacakmış. İşte tablom bu. Ve üçüncü adım bana diyor ki burada J ve K için Boolean terimlerini oluştur. Boolean cebir ifadelerini al. Ben de diyorum ki tamam çünkü bu çok kolay arkadaşlar. Bakın J için yapalım bir tane. Dört tane slotumuz olacak değil mi? Hemen şöyle çiziyorum bakın. Kare bir a, biçim. Burada 0, 1, çarpı, çarpı ifadeleri olacak. Şuraya Q, N, buraya D yazmayı unutmayalım. E şimdi buradan ne yapmış oldum ben? Bakın şuranın birleştirilebileceğini görmem lazım şu şekilde. Bunu da ifade etmek istersem ne olur? Benim J dediğim şey arkadaşlar aslında D'ye eşit olmuş. Hem olur hemen şuraya yazalım. J dediğim şey benim D'ye eşit. Peki aynı şeyi ben giderde K için yaparsam ne olur? Bakın tekrar tablomu oluşturuyorum. Çarpı çarpı 1, 0 değil mi? Burada yine Q, N var. Burada yine D var. Gördüğüm şey ise şu arkadaşlar. Bu bu sefer bakın şu soldaki sütunu birleştiriyorum. Burayı birleştirdiğim zaman ben görüyorum ki benim K dediğim şey de D'nin değiline eşit olacakmış. Ve bu sayede artık ben ne yapabiliyorum? Devreyi çizebiliyorum. Bakın şöyle bir tane kare çizdim yine her zamanki gibi bir flip-flop'u ifade etmek adına. Bu flip-flop bir JK flip -flop flip flop tamam mı? Şuraya J diyorum. Buraya da K diyorum. Burada da Q var. Burada da Q'nun değili var arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? Bakın şuradan bir tane D sinyali aldım tamam mı? Bu sinyali gittim J'ye verdim arkadaşlar. Bir de aynı sinyalin değilini alarak K'ya verdim. İşte bu D türü bir flip flop olmuş oldu. Gördüğünüz üzere bu kadar kolay. Tabii ki biliyorum bu örnek karmaşık bir örnek değildi. Genel anlamında da düşündüğünüz arkadaşlar flip flop dönüşümü inanılmaz kolay bir konu. Bunu sadece bazı hindikler yaparak her türlü soru sorusunu çözebilirsiniz. Bundan bir sonraki dersimizde yine flip flop dönüşümleri ile alakalı bir örnek çözüyor olacağız. O videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.